Kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Vallahi beni soracak olursanız nasıl bir günle karşılaşacağız? Onun merakıyla sabahın köründe uyanıp yola çıktım. Tabii bize göre sabahın körü oluyor arkadaşlar. Saat 11.30-12 civarı. Çok erken saatler oluyor bizim için. 8'de nasıl kalkıyorlar? Ne bileyim abi. Vallahi var ya 8'de kalkanlara gerçekten gıptayla bakıyorum arkadaşlar. Poşeti gördün mü lan? Oğlum bu memleketin poşeti bile bir deli ya. Nasıl kalsın poşet katili olacaktım ya. Arkadaş bu memleketin poşeti bile bir garip ya. Neyse konumuz bu değil arkadaşlar. Öncelikle kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve aboneyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. İlk elin günü olmaz. Bu videoda çok bir şey olur mu olmaz mı bilemem. İnfo verebilir miyim? Şu anda veremem. Çünkü geleceği ben nereden bileyim abi? Bilmem oğlum, ölçmedim ki ama. Evet, biraz kendimden bahsedeyim mi sizlere? Ben 94 yılında, aman kırmızı, aman ceza yerken bahsetmiş olduk neyse. Allah'ım Allah'ım ceza gelmesin. Ya şu korku sadece bende mi var? Ben geçtim ama ceza gelir gelmez korkusu o birkaç gün geçene kadar o korku insan içinde hep olur ya. Yani bende öyle. Abi dur. Gelen var kaptan. Neyse ablam için durdu galiba, tamam. Şimdi bu korku bir tek bende mi var bilmiyorum arkadaşlar. Ne zaman böyle son saniyelerde geçsem bir şey olsa 2-3 gün boyunca böyle mamalak gibi gelir mi gelmez mi, ceza yedik mi yemedik mi, bunları düşünüyorum korkuyla, tereddütle, Allah ne olur duayla. Bu şekilde şey yapıyoruz yani, neyse konumuz bu değil. Konumuz bu da değilmiş yani, niye sürekli konu değiştiriyorsun be oğlum ya. Maalesef 94 yılında Samsun'un bla yerinde, merkeze doğmuşum ama köyün birinde yaşıyorduk yani. Neyse. Evet, o lanet gün bugün. Tabii ki bundan 4-5 yıl öncesine kadar Samsun merkez dahil hiçbir yerini bilmiyordum. Ben küçük yaşta çıkmışım abicim memleketten. Kafam rahat bir şekilde yani bu güzelim, bu çok sevdiğim, bu aşık oldum. Tabii. Mecburum. Vallahi be Allah'ım. İnsanlardan uzaklaşmışım. Ne güzel. Neyse. Ondan sonra bazı sebeplerden dolayı Ankara'dan buraya gelmek zorunda kaldım. Evet, o lanet gün. Gelmek zorunda kaldık. O lanet olay öyle bir şekilde oldu. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra gelin görün ki baba. Lanetin üzerine bu adam denk geldi bak. İki şerit birden, ikinci şeritten birden sola dönüyor ya. Bundan çok karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ne anlatıyordum da ben? Abi anlatacak bir şey kalmadı ki, zaten hepsini görüyorsunuz yani. Evet, Ankara'dan geldin, ne oldu? Ne oldu? Gergin bir adam oldun kardeşim sen. Gergin bir sürücü oldun abicim sen. Şu hareketlere bak, şu millete bak ya. Normal insan yok. Neyse. Abi gerçekten çok gerdi beni ya buranın trafiği. Ya buranın insanları ayrı gerdi, trafiği ayrı gerdi, hanzoları ayrı gerdi. Abi nelere. Sana da günaydın. Nelere şeyiz ya böyle, ne denir ona, nelere tanıklık ettik, nelere üzüldük yani, oha dedik ya, bu kadar da değildir bu insanlar dediğimiz çok şey maalesef bizi üzdü arkadaşlar. Abi gerçekten ama gerçekten değişik ya buranın insanı yani, kendi memlekettim evet, seviyor muyum, hayır, huzursuzluk çıkartırım evet, seviyor muyum, hayır, yani garip mi, çok. Ben nasıl anlatayım ki buranın insanını? Abi neler var ya, bunları videolarda kendiniz görün. Bir de bana çok garip gelen, hatta birçok kişiye, birçok farklı memlekette çok garip gelen olaylar, buradakiler izleyince "Yo oğlum bunda bir şey yok lan" falan diyor. Alışmışlar abi. Normal geliyor adamlara. Yani şu, düşünsene şimdi şuranın 3 şeridine birden böyle yanlamasına araba çektiğini düşün, tamam mı? Böyle yanlamasına araba çektiğini düşün. Ama dörtlü yaktın. Bazen onu da yakmadan çekebilir. Abi çok normal diyorlar ya adamlar. Aşırı normal diyorlar abi adamlar. Böyle bir normallik gerçekten ama gerçekten yok. Bu sol şerit aşkı zaten bunlarda fix. Bu sol şerit. Bir tane sürücü kursu hocası gelmiş buraya. Demiş ki kardeşim, sol şeridi bırakmayın. Bu sizin namusunuz demiş. Neyse. Bunları zaten ilerleyen zamanlarda kendiniz fazlasıyla şahit olacaksınız. Çoğu zaman küfür de dövebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunları başka türlü anlatamıyorum. Yani bu insanlarımızın yaptığı bu hareketleri başka türlü gerçekten anlatamıyorum. Bazen o sabır dediğimiz nokta var ya, abi bitiyor, tükeniyor la.
Vallahi bitiyor, tükeniyor ya. Yok diyorum, bunu da yapmaz diyorum. Yapmaz dediğim şeyler karşıma çıkıyor. Yok diyorum, bunu o dememiştir diyorum. Bak, motorcu gördün mü lan? Oğlum o nasıl girişti lan? Kardeşim yapma bak, vallahi öleceğim, bir şey bak. Bir şey gelecek başına, kurban olayım, yapmayın ya. Oğlum tamam, biz de yapıyoruz da o kadar da değil ya. Yarınlar yokmuş gibi, dünya durmuş gibi yaşamayın arkadaşlar ya. Ne diyordu Barkın? Unutmayın, gidecek hep daha fazla yollar. Her yeri gördüm dediği zaman bile insan öyle tuhaf şeylerle karşılıyor ki bu dünya insanı, bu gezegen. Böyle çok şaşırdığım şeyler oldu. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere. Diyordu değil mi? Lütfen arkadaşlar. Bu arada rahmetle anıyoruz kendisini. Altın elbiseli adam. Bak 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 bak, direkt örnekle başladık mı arkadaşlar güne? Buyurun. Böyle örnekle başlayabiliriz arkadaşlar. Bizim insanımız için bunlar çok normal arkadaşlar. Bak, eğer ki bu olayı yadırgıyorsanız kesinlikle Samsunlu değilsiniz ya da Samsun'da yaşamadınız. Başka türlü bunun bir açıklaması, izahı ya da size şey gelmeyecek burası. Ya bunda ne var demeyeceksiniz. Yani çünkü sadece bunu Samsunlular normal karşılar. A few moments later. Efendim abi. Bana mı dedin abi? Yok. Senin de mi ismi bu? Yok. Duymadım ki ben kaskın içinde. Senin ismin ne? Ramazan abi. İşte benzerim. Alakası yok abi. Gara gara düşünüyor da dedim, aşık mıdır nedir abi? Hangisi abi? İbo dediğin hangisi? Var bir derdi, bir derdi var belli ki. Şöyle ben sana vereyim abi. Olur. Çarşafçı. Çarşafçı geldi hanım. Kolay gelsin abi. Olmaz olsun. Neydi o? Olmaz olsun cüzdanımda hiç para. Yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Küfür bile gelip geçer. Bazen neşe, bazen keder. Bu insanlar ne zaman düzene girer? Altın, gümüş, pırlanta... Ustan! Duygusuz pezevenk! Sanki boş akbil basıyor, çıkan sese bak! Böyle şarkı mı söylenir lan? Bütün ağaçlar gitmiş. Tüh! Arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda şu an aklımda bir video var. Ancak şu aralar çalışıyorum. Biraz da maddi olarak çok iyi değilim. Ne zamandır yapmadığım, gerçekten yaparken büyük zevk aldığım, keyif aldığım, bunu zaten video içerisinde de göreceksiniz. Orası sürpriz olsun, ne yapacağım sürpriz olsun. Birazcık böyle huzura ihtiyacımız var. Hadi gel gezelim, uzaklara gidelim arabamla, istersen kaçırayım babamla. Ne? Babamla mı? O nasıl söz lan? İstersen kaçırayım kocanla, uzaklara gidelim, kaçırayım kocanla mı? Yok amına. Oğlum ben niye bu sözleri bilmiyorum ya? Kaçırmak deyimi bana çok mantıklı gelmedi ama bilemedim de yani. Bak orada kırmızıda geçen bir kardeşimiz var. Yani arkadaşlar, biz kurallara uymaya çalışıyoruz. Uymayanlara bizim tepkimiz zaten. Yani oradan bakınca evet, bu adam kuruyor, her türlü şeyi yapar. Ters şeritten gider, kaldırımdan gider falan, feşmekan. Yani her insan aynı hisseler arkadaşlar. Ne yapalım bütün dolmuşçulara, taksicilere. Taksiciye dolmuş ya, kamyoncu otobüs ya. Araç şoförlerine de kayalım o zaman yani. Kayılmadık kimseyi bırakmayalım. Öyle bir mantık var mı ya Allah aşkına? Benim yorumcularım zaten şey diyor, ama sinyal verdi. Mesela bak, görüyor musun? Yayam. Hem yayam da güzel. Oo, ne celalli la o. Kış geliyor ya, önümüz kış. Asıl mevzular o zaman çıkacak. Yağmurlarda, çamurlarda falan da çıkıyor arkadaşlar genelde. Yağmur yağdığında benim insanım daha hızlı sürüyor arabasını. Daha da böyle bir celalleliğini, önünü görmeden sürüyor falan. Değişik değişik tipler ya. Çok fazla var abi. Hangi birine şey yapacaksın? Kuzum. Hop 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 hop. Mayın tarlası gibi ya maşallah. Hocam maşallah. Şaka mısınız? Pisi pisi. Ne yapıyorsun yakışıklı? Kat daire.
5. Hayır ya. Ne olursun ne olursun şu işareti ama. 5 kat mı? Gerçekten mi? Ya İsmail abi sen niye hemen celalediyorsun ki ya? Adamı yormuyor diyorum ben sana. Altı üstü kaç basamak olabilir ki? 95! Ha? Üşenmedim saydım. Çeto, meydan okuyorum. Ferhat'ı buraya getirin. Ona deyin ki Şirin yenge yukarıda evde seni bekliyor. Aha bu da anahtarları istediğiniz kadar takılın. Eğil ki üşenmeyip bu merdivenleri çıksın. Ya beni buraya yatırın. Ulan o nasıl tozlu yutmaydı öyle. Oha. Hemen şuracıkta bir su içelim, ondan sonra devam edelim yolumuza. Bak bir anda açtı kendini. Benim gazım sabit. Bir anda açtı kendini. Bir anda yapıp hızlanıyor yani. Arkadaşlar bu Lamia daha 9700 kilometrede. Ön varyatörünü değiştirdik. Ön varyatör muhtemelen şeye sebep oldu. Şeyin düzelmesine sebep oldu. Böyle bir kelkinme vardı. Onu düzelttik. Onun dışında bu gaz tepkisini geç almasının problemini hala çözemedik. Usta bujilerinin falan da değiştiğini söyledi ama Allah akıl sır erdiremedik. Çözümü de bulamadık. Bu şekilde de satma gibi bir niyetim yok. Eğer ben bir ürün satacaksam abi bunu hatasını gideririm. 10 bin liraysa 10 bin lira gideririm. Ondan sonra satarım arkadaşlar. Hadi ben bunun ne huyunu biliyorum. Şimdi ben bu adama verdim. Bir anda satış yaptıktan sonra adam evine giderken bir anda gaza bastı, şey almadı, motor hareket etmedi, gazı kökledi gidecek diye. Bir anda hareket etti, bir şeyin altına girdi, bilmem ne oldu. Yani bunun sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk. Bak bak, kırmızıda geçiyor bak, görüyor musunuz? Çok zeki ya benim. Ben sinirlenmiyorum artık ya. İnsan ne yaparsa kendini yapar, bak bak. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz? Herkes kırmızıda geçti ya. Allah Allah. Abi sürü psikolojisini şu an gerçekten gördünüz ya. Hani önden bir tane Avel, bunu tabir edeceğim artık yani. Önden bir tane Avel ışıklı kırmızı da geçti diye. Diğer iki kişi daha öyle geçti. Bir de göz göre göre karşıdan arabaların geldiğini görüyorsun. Demek ki sana yeşil yanmadı. Bunu sorgulamak yok. Kafanı kullan. Yok. Ben sinirlenmiyorum abi. Ben size olanı göstereyim. Ondan sonra sinir stres sahibi siz olun da ben ne uğraşıyorum. Manyağa bak. Ben niye kasıyorum kendimi ya? Sanki bana mı geçtiler? Yani işte bak bu da yanlış. Bana dokunmayın yılan bir... Niye abi? Ha bunlar geçti işte bak. Ha plakalar bunlar. Bak sen ehliyeti almıyorsun adamdan 65 yaş üzerinden. Ehliyetini al abi. Al ehliyetini. Adam buraya bakmıyor. Öndeki geçince o da geçiyor. Ne ışık görüyor ne bir şey görüyor. İnsanların hayatını tehlikeye atıyor. Dayım UFO takmışlar. Tabii motor soğuk oluyor da. Ondan olsa gerek. Bak, sinirli bir şekilde bakıyor gördün mü? Yaya yeşil yanıyor. Adam geçti diye, yaya yolunda geçti diye tip tip adama bakıyor. Adama yeşil yanıyor ya. Bunu izahı yok arkadaşlar. Vallahi ben sakinim arkadaşlar. Bu benim anlatış biçimim. Size biraz celalli gibi gelebilir ama insanlarımız da bu şekilde maalesef. Yani adam sanki haksızmış gibi, yolun ortasında kendi şeyiyle yürüyormuş gibi. Adama bakıyor tip tip. Adama yeşil yanmış. En doğal hakkı kaldı ki sürücü kurslarında ilk öğrendiğin şey şudur. Dönemeçlerde, göbeklerde, orada burada hiç fark etmez. Önce yayalık. Hepsinin kurban bayramı mübarek olsun. Yayalık. Önce yaya geçer, ondan sonra sen geçersin kardeşim. Ya kaplumbağa! Ne kadar tatlısın sen! Benim bir arkadaşım da vardı ya bundan. Sürekli sanayideydi ama. Birkaç kere bindik arabaya sadece. Genelde böyle yaşı çok ilerlemiş insanlar alıyor bunu. Tarzda bir araba zaten. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de orada hemen aynanın altında resmi var. Diyorum ya ustadan çıkmadı. Çocuk kendi görmedi neredeyse arabasını. Usta daha fazla gördü. Öyle bir araba yani. Bunu alıyorsan eğer. Ya her şeyinden anlayacaksın. Ya da anlayan bir ustaya götüreceksin. Behzat Ç'dekine benziyor ya bu. Saçma sapan konuşma lan. Abimin de tarzı güzel. Hadi gel gezelim.
Uzaklara gidelim arabamla, istersen götüreyim babanla. Babandan herhalde. Neyse, bunu çok şey yapmaya gerek yok. Babasıyla beraber niye kaçırırsın ya bir insanı? Yani babasıyla beraber kaçırırsan kaçırma olmaz ki. A few moments later. Harika ağaçlar. Bu bez niye? Abi bu bez motorun çantasında kaldığı için kurumamış. Hala ıslak. Farımız da aşağıda zaten. Onu da etkileyen bir şey yok. Şarkıyı duymaya çalışıyorum. Anlayamadım. Kıstı ya. Ne güzel efkar yapıyorduk abi. Samsun'da çok var böyle efkar ya. Ya güne mutlu başlıyorsun. Güzel gidecek gün. Bir efkarlı şarkı açıyorlar. Sabahın köründe. Bütün gün demoralize bir şekilde gidiyorsun abicim. Bütün gün böyle isyanlar. Sanki böyle sevgilinden ayrılmış gibiler. Bilmem bir yıkıklıklar. Dökükülükler. Aha birbirine sövdü. Kaçırıyoruz işte bunları. Ablam arabayı sıfır almış. Yukarıdaki muşambayı sökmemiş. Muşamba mı, jelatin mi artık? Zenginler bile, ben nereden bileyim? Her seven sonunda gidermiş derler. Bak ağzıma doladı şimdi. Tövbe estağfurullah. Bütün gün böyleyiz bundan sonra. Zamana kadar. Dert tasa. Hadi sahil gezintisi yapalım ya. Yani şurada deniz var. Bütün yaz boyunca bir kere giremedim ya. Tek başıma da giresim gelmedi. Ben boğulurum. Kendimi kurtaracak kadar biliyor musun? Tek başına yemez yani. Boğulmam aslında. Bu sene biraz sıkıntıydı. Güzel, denizimiz güzel ya. Yani şöyle girmek için değil, izlemek için güzel. Çok fazla dalga var arkadaşlar Samsun Denizi'nde. Bu denizde çok boğulan oldu. Çok boğulma tehlikesi atlatan da oldu. Onun için biz çoğunlukla dalga kıran tarafı varsa dalga kıran, oralarda girmeye çalışıyoruz. Ya da daha ileride ince su tarafında daha duru suyun olduğu taraflara girmeye çalışıyoruz. Ya da civar yerlere gidiyoruz. İşte Sinop'a falan gidiyoruz. İşte Perşembe tarafları, Ünye Ordu taraflarına falan gidiyoruz. İzlemelik iyi yani ama. Şu arabanın rengine bayılıyorum ya. Çok güzel değil mi? Geçen sahil yolunda şunu fark ettim arkadaşlar. Çıkış olan sokaklara dahi çıkmaz sokak yazmışlar. Aklımda sadece bir tane şey canlandı. Bütün mekanları görün. Ta çok ilerlerden çıkın tarzında bir şey canlandı benim gözümde. Mesela diyorum, bu sokaktan çıkılabiliyor. Çıkış var. Çıkmaz sokak yazmışlar. Bir tek aklımda bu canlandı. AVM'lerde falan oluyor ya hani. Seni dolandırabildiği kadar dolandırıyor. Bütün her şeyi görmen gerekiyor. Bütün mağazaların önünden geçmen gerekiyor falan. Mesela Kızılay, Ankara Kızılay AVM'de o şekilde. Bütün mağazaları görmen gerekiyor. Önünden o şekilde inebiliyorsun. Aşağı veya yukarıya o şekilde çıkabiliyorsun. Bizde de öyle. Ondan sonra. Burası Starbucks'umuz. Hani Erşen Kuneri diyor ya. Bok var, o tamam. Bir şey söyleyeceğim aslında. Yorum yapan bir arkadaş vardı. Sen çok sinirlisin falan diye. O haklı mı ya acaba? Ben mi çok kasıyorum diyeceğim de. Çok fazla ciddi bir avellik olmadı gerçi. Bakalım ya abi. Vallahi ona inat gidecek bundan sonraki bütün videolar. Neymiş, ben çok sinirliymişim. Bakalım. Bakalım abi, ben miymişim? Her gün bir olay olur. Her gün bir sıkıntı çıkar. Bugünden itibaren böyle uzun videolar atacağım dedim ya. Hiçbir olay çıkmaz arkadaşlar. Ben nerede çalışıyordum? Mekanım nere benim ya? Sahile bayağı kaptırdım kendimi, unuttum nerede çalıştım bugün. Çerin dörtlüsünü yaktırak mı? İtlik, 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 hadi itlik. Yanar mı? Aha yandı. Çok seviyorum. İtim oğlum ben. İt, it. Ben itlik için yaratılmışım. Eğleniyorum ya. Oy oy. Farları yakar mısın ya bugün? Bak ya, kurban oldum, eziliyordun ya ya. Afiyet olsun. Ama çok yoğunluk vardı. Tatlılar yani. Çok geciktin, seni sevmiyorum. Bak yaya, görüyor musun? Bak yaya kırmızı yandığı halde çocuğa da böyle örnek oluyorlar bak. Aferin. Bekliyorsun herif yoluna gidecek diye. Beyefendi dönerken sinyal veriyor.
İndirdi bak, abim alkışlıyor. Helal olsun. Haklı. Haklı olarak alkışlıyor. Bak, olaylar hemen arka arkaya arkadaşlar. Yaya geçinde adam indiriyor lönk diye. Dayım da haklı olarak sövüyor. Ben boş yere mi bekliyorum kardeşim orada? Yani sinyali tam dönerken verme mesela. Önceden ver. Ölür müsün? Aman vallahi bezdim ya. Hangisi la? Polisler beni mi çeviriyor? Beni mi çağırıyorsunuz? Aha polis. Çevirmem mi? Bana mı? Afiyet olsun, iyi akşamlar. O parayı bana öylece verecekti. Kalbimin en derinliklerinde bunu arzuladığımı inkar edem. Parayı alınca kötü biri olmayacağım. Teşekkürler, çok sağ olun. İnanılır şey değil. Vallahi. Oha. Oha. Oğlum. Lan kaç aydır? Belki yıl olacak. İlk bahşişim diyebilirim. O da 50 ay mı? Uy. Bugün de zengin olduk. Ne yapsam ki bununla? A few moments later. Gitti işte, sonunda gitti de. Her gün bir olay olur. Her gün bir sıkıntı çıkar. Bugünden itibaren böyle uzun videolar atacağım dedim ya. Hiçbir olay çıkmaz. Hiçbir olay çıkmaz. Bugün de zengin oldu, zengin oldu, zengin oldu. Sanki bunun istediğim nokta buydu işte. Bu oluyor dediğim nokta buydu işte. Yanık kokusu geldi motordan. Motor bayağı şu an viteste değil herhalde. İtikle itikle bir şey olmaz. Hemen gidiyor gavur, yetişemiyor bak. Bayağı hızlıyım maşallah. Bana doğru gel, niye ileri doğru girip duruyorsun? Ne bileyim. Gönderme binasının içine mi gireceğim? Çarpışmayalım diyor, baksana. Yolda kaldık. Yolda kaldık, motor itikliyoruz. Yola gelmem. Ben yola gelmem, yol bana gelsin. Ben yola gelmem, yol bana gelsin. Sal beni. Kaç kilometredir itikliyorum motoru, yoruldum artık. Sonra sağ olsun İsa geldi. Motor itikliyoruz şimdi ustaya. Vay arkadaş ya, bu kadar yolda itikleyerek gitmezmiş. Allah razı olsun İsa. Ben giriyorum aradan. Sen de gel. Kafanı kullan. Yok. Ne mutlu sana. Tadını çıkar besim. Eliminen dayı, eliminen. Ama kafamız nasıl güzel, nasıl güzel. Sen geç. Sen karşıya geç. Kaç saattir motor itikliyorum. Beynim durdu artık. Oy. Oy oy. Şaka gibi ya. Her günümüz bir olay. Kardeşim her günümüz bir olay. Her günümüz. Hadi. Olsun. Eğlenmiş oldum. Oğlum sen kaç saatte geldin? Ben kaç saattir motor itikliyorum. Oğlum zaman bükülmüş lan. Bekle. Bak, deminden şimdiye geldim. İtikle 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 itikle. Ver biraz gaz ver. Eğitme. Yakalayabilecek misin? He? Vur. Gömçür gömçür gömçür. Kökle kökle kökle. Bırak. Bırak, sola döneceğim. Fren yap.